Direkt hastalarla müdahale kısmında yer almasak da Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den getirdiği inaktif COVID-19 aşılarının program dahilinde vatandaşlara uygulanması devam ediyor. İlk doz aşılarını 14 Ocak Perşembe günü olan sağlık çalışanları 28. gün itibariyle ikinci doz aşıyı bugün olmaya başladı. Bu kapsamda 1 milyonun üzerinde sağlık çalışanının ikinci doz aşılarını olmaları bekleniyor. Bu kapsamda 1 milyonun üzerindeki sağlık çalışanının ikinci doz aşılarını olmaları bekleniliyor. Son düzenlenen bilim kurulunda 2 milyon 800 bin kişinin üzerinde aşılamanın gerçekleştiğinin altını çizen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 70 yaş üzerinin de bugün aşılanmaya başlandığını bildirdi. Bugün itibariyle 2 milyon 800 bini aşkın vatandaşımız ilk doz aşılaması, vatandaşımızın ilk doz aşılaması tamamlandı. Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Amacımız hedef nüfusumuzun en az %60'ının aşılanmasını sağlamaktır. İkinci doz aşısını olan sağlık çalışanları herkesi aşı olmaya davet etti. İlk doz aşımı oldum. Herhangi bir yan etkisi olmamıştı. 28 gün oldu. İkinci doz aşımı da bugün oldum. İnşallah bağışıklık kazanırız. Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm halkımızı sırası geldikçe aşı olmaya davet ediyorum. Sonuçta bu bir pandemi. Bunun kurtuluş yolu da aşı. Tüm halkımızı dediğim gibi aşı olmaya sırası geldikçe çağırıyorum. Yok, herhangi bir yan etkisi olmadı. Yine hastanemiz bünyesinde mesai saatleri içerisinde aşımızı olduk. Herhangi bir kızarıklıktan tutun da bir şeye kadar herhangi bir olası görülebilecek semptomlardan dahi herhangi bir şekilde olmadı. İkincisinde de olacağını çok düşünmüyoruz açıkçası. Daha iyisini biz yapana kadar en iyisi bu noktasından gidersek eğer hastanemizin de olduğu gibi, bütün sağlık personelleri olduğu gibi hepimizin olması gerektiğini düşünüyoruz. Hem vatandaşlık görevi olarak hem insani görev olarak yapmak ve yaptırmak zorundayız.